Peki hocam, yaz aylarında çocuklarımız hem ishalle hem de kusmayla da karşılaşabiliyorlar. Peki bunun sebebi nedir? Şimdi kusma bir semptomdur. Yani kusma sadece hani ishalle beraber eşlik eden, mesela yüksek ateş olduğu zaman, ateş ani çıktığı zaman kusabilir. Yani kusma vücut bir takım şeyle karşı verdiği bir tepkidir. Yediğiniz gıdalar midenize ya çok soğuk bir su içer çocuk yine kusabilir. İshal olduğu zaman kusabilir. Kusma sonuçta birçok hastalıkla beraber eşlik eden bir semptomdur. Hastalıklardan yani ishaller olsun, gripal enfeksiyonlar olsun, bir boğaz enfeksiyonları olsun eşlik eden kusmalar. Yani neden? Daha çok o hastalık. Ama zaman zaman tabi bazı çocuklarda kusmaya bir takım başka sebepler de o. Örneğin reflü olduğu zaman yani yemek borusu ile mide arasında kapakta bir gevşeklik olursa burada geriye doğru kaçışlar olur ve çocuklar fazla yemek yediği zaman kusabilirler. Yani bu farklı bir tablo. Ama yaz döneminde bizim en çok gördüğümüz neden kusar? İşte aldığımız yiyecek, gıda, sular, buradaki bir takım hani yapıları bozulduğu için eşlik eden mikroplardan dolayı mideye ulaştığında buradaki bir takım kimya yapılar midenin bir takım uyarılarla bulandırır ve bulanma akabinde de kusma olur. Bunlar bazen ateş öncesi kusma başlayabilir veya ateşten sonra ya da ishal öncesi de olabilir. İshaldan sonra da başlayabilir. Birbirini tamamlayan şeylerdir. Yani ishal olan her vakada kusma genelde eşlik ediyor. Ama zaman zaman pür sadece ishal kusma olmayabiliyor. Bu da vücut direnciyle ilgili biraz. Ama kusma olduğu zaman tabii ki en büyük çocuklardaki handikap bu defa oral alım kesiliyor. Yani kusması var, bir şey alamıyor, vücut sıvı kaybı oluyor, ishalı eşlik ediyorsa burada ciddi sorunlar doğabilir. Vücut tuz dengesi bozulabiliyor, yeterli beslenemediği için bir süre sonra çocuktaki sıvı kaybına bağlı dehidratasyon dediğimiz tablo gelişir. Ebeveynler çok dikkat etmez ki yani kusma aşırı olduğu zaman ve eşlik eden ishal da varsa tabii ki ekstra çocukta yememezlik işte ateşi varsa bunlar da yüksek ateş sıvı kaybına da yol açar. Dehidratasyon dediğimiz tabloya mutlaka katkıda bulunur. O zaman mutlaka bir hekime kısa sürede başvurmaları gerekiyor. Yani ağızdan kayıp fazla olunca çocuk İshalle de kaybı olunca bu kayıp ikiye katlanır demek. O zaman vücut çok hızlı etkilenebilir. Zaman zaman işte hipovolemik veya dehidratasyon sonrası gelişen şok tabloları bile görebiliyoruz. Yani mutlaka bir hekime başvurup gerek görürse bunu mutlaka tedbirini alıp. Evde ne yapılabilir? Kusma oldu ebeveynler. Tabii ki bazı kusmalarda ebeveyn evde bazen elindeki kusma önleyici ilaçlar verir. İşte nane, limon, ıhlamur gibi çaylar ya da sıvılar çocuklara içirebiliyorlar. Tuzlu ayran içirebiliyorlar. İşte bulantısı kessin, kusmasın. Tabii ki bunlar önleyici tedbirler. Mutlaka evde bunları büyük çocuklara, çok küçük çocuklara bunları yapamazsınız. Süt çocuklarına özellikle hani kusuyorsa anne sütünü çok öneriyoruz. Anne sütü bir şekilde tolere edilir ve kusma bir süre sonra kesilebilir. Ebeveyn evde alacağı hani tedbirler yanında yeterli zaman zaman gelmeyebilir. O zaman en yakın sağlık kuruluşuna başvurup mutlaka hastalığıyla ilgili kusmayı yol açan sebep bir ishal mıdır, boğaz enfeksiyonu mudur ya da idrar yolları enfeksiyonu mudur ya da bir kulak demir ya da bir sinüzit midir? Bunun teşhisi konulup ona yönelik tedavisi başlanmalı.